Yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da kuraklık etkili. Rekoltenin de düşük olması bekleniyor maalesef. Peki kuraklık hangi boyutta? Çiftçi bu durumun altından kalkabilecek mi? Demirören Haber Ajansı muhabiri Mehmet Mücahit Ceylan uzman konuğuyla konuşuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar %40 bu yıl azalmış durumda. Bu durum özellikle hububat alanında önemli bir merkez olan bölgede kuraklığa sebep oldu. Bu durumu Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cevat Delil ile konuşacağız. Efendim, nedir durumumuz? Bu yılki kuraklık nasıl bir etki sağlayacak özellikle çiftçiler üzerinde ve bunların önlemini almak mümkün mü? Evet. Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi anlamda bir kuraklık var ve özellikle de Diyarbakır'da ciddi anlamda bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Tabii çiftçilerimiz üretim yaparken yani kendi arazilerine işte bir üretim yapmak için önce tohum alıyorlar, gübre alıyorlar, mazot, ilaç gibi girdilerini temin ediyorlar ve şu anda gördüğünüz gibi tarladayız ve tarlalarda özellikle kuru arazilerde hasat yapılmayacak. Bu da çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Çünkü çiftçimiz hasat yapamayacağı için çiftçimizin hiçbir şey elde edemeyecek ve dolayısıyla bankalara olan borçları, şahıslara olan borçlarını ödeyemeyecek. Diyarbakır'da toplamda yani şu anda 7 milyon dönüm kullanılabilir tarım alanımız var. Bunun 3,5-4 milyon dönümü kuru tarım yapılmakta ve burada şu an tamamen %80'i, 75-80'i tamamen bitmiş durumda. Bunun için devletimizden, hükümetimizden acil olarak bölgeye bir destek paketi açıklamalarını ve burada çalışmalarını biraz daha üst seviyeye çıkarmalarını talep ediyoruz. Peki efendim. Cevat Deli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi, özellikle kuru arazilerde bu yıl çiftçinin hasat yapamadığını, %80 oranda bu durumun olduğunu belirtti ve çiftçilerin özellikle nakdi olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Endişelerini dile getirdik. Çiftçilerin duyduk, beklentilerini de aktarmış olduk.